Çok değerli baro başkanlarımız, yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Barolar Birliği'nin yöneticileri ve özellikle tabii buraya öğrenmek, katmak, bilgiyi bölüşmek, bilgiyi çoğaltmak için gelen siz değerli genç meslektaşlarım ve onlarla bilgilerini, birikimlerini hiçbir ikincil düşünce olmaksızın paylaşmayı fedakarca kabul eden bugünün sunucuları veya eğitimcileri, moderatörleri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Benim şu anda yapmayı düşündüğüm şu. Standart bir açış konuşması yapmayacağım size. Çünkü bir şeyin farkındayım. Biz hayal kuramıyoruz. Hayal kuramamak başarısızlığın ya da mevcutla yetinmenin zaten en büyük sebebi. Ama hayal kurmak için bir vizyona ihtiyaç var. O vizyonu da mensup olduğunuz camianın, meslek örgütlerinin size kazandırması lazım. Bizim hayalimiz ne Allah aşkına? Avukatlık kanunu değişsin, tamam değişsin. Ne istiyorsunuz? Ne konuşuyoruz? Bana söyler misiniz? Nedir bizim oturuyoruz, kalkıyoruz her baro seçiminde yasama, yürütme, cumhurbaşkanlığı sanki baro başkan adaylarındaymış gibi neyi vaat ediyoruz? Ve ondan sonra olmadığında da en yakınımızdaki baro başkanına niye kızıyoruz? Nedir hayalimiz? Tapu işlemlerini avukat yapsın. Hayal ettiğiniz işlem başına 120 bin avukat arasında bölüşülecek 300 lira mı? Bu mu hayal? Buysa eğer hayal, bence vazgeçin. Kurmayın bu hayali. Böyle hayal olmaz. Bu bir talep olur. Bu bir talep olur ama hayal buysa vah ki vah. 120 bin kişiden söz ediyoruz. Ve herhalde tapu değerinin binde birini orada işlem yapmaya yardımcı olan avukatın alacağını düşünmüyorsunuz. Maktuğu bir ücret alınacak. Böyle hayal olmaz. Öbür hayal ne? CMK tarifesi asgari ücret tarifesine eşitlensin. Vah! Hayal mi bu? Evet eşitlensin, ben bir şey demiyorum. Bu mutlaka eşitlenmeli. Ama bu hayal mi? Bunu hayal diye düşünmek, hayal olduğunu bir an için varsaymak size haksızlık. Gerçekten haksızlık. Geçin. CMK ücretleri geç ödeniyor. Adli yardım ücretleri geç ödeniyor. Bak bu sorun. Bu sorun. Bunun çözülmesi bir hayal değil. Bu bir sorun. Bu sorun çözülsün istiyoruz. Hayal başka bir şey. Locaya selam. Hayal başka bir şey. Hayal bugünden sonra kendinizi nerede görmek isteyeceğiniz. Hangi zirvelere tırmanacaksınız? Hangi dağlara çıkacaksınız? Hangi zirvelerden hangi manzaraları görmek istiyorsunuz? Hayal bu. Ama o dağları hayal edebilmeniz için en azından resmini görmeniz lazım. Olduğunu bilmeniz lazım. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. İşte bugün bu toplantı bize orada bir dağ var, orada bir zirve var. O zirveye çıkabilirsin. Zirvede de şunu göreceksin. Bunu öğretecek. CMK ücretinin %30 daha artması, bunu hayal bile etmeyin. Buna hayal demeyin. Bunu talep edelim. İstanbul'da gayri resmi bir araştırmaya göre avukatlık hizmetinden elde edilen gelirlerin %92'sini 40-50
büro, çoğu yabancı ortaklı ve hülleyle ya da neyse muvazayla Türk gibi çalışıyor. Bir şey yapamıyorsunuz. İspatlama imkansızlığı var. %92'sini avukatlık hizmetinden elde edilen gelirin %92'sini bu bürolar elde ediyor. Yani avukatlık kanununda tanımlanan bizim gibi avukatların elde ettiği gelir İstanbul'un %8'i. Hadi suçlayalım. Kimi suçlayalım önce? Değerli dostlarım, bir şeyler değişsin istiyorsak önce şunu bileceğiz. Sun Tzu'yu okumanızı tavsiye ediyorum. Sun Tzu. Sun Tzu. T-S-U. Sun Tzu. Savaş sanatı. Sun Tzu der ki, bir muharebeyi kazanmak için kendi imkanlarını bileceksin. Askerinin gücünü, cephanenin gücünü, imkan ve kabiliyetlerini. Karşı tarafın imkan ve kabiliyetlerini bileceksin. Askerinin eğitimi, gücü, cephanesi, donanımı ve savaşacağın sahayı bileceksin. Buna göre neyi değiştirebilirsin, neyi değiştiremezsin? Elinde ne var? Bunları tespit edeceksin ve her savaş ilk ok atılmadan ya kazanılmıştır ya kaybedilmiştir. Bugünün Türkiye'sinde üzülerek söylüyorum, baro siyaseti de popülizm rüzgarına kapılmış ve korkutucu bir sığlaşmanın içine girmiştir. Suçlama esaslı baro siyaseti yapılmakta, hizmet odaklı bir baroculuk ikinci plana atılmaktadır. Oysa biz genel siyasette şikayet ettiğimizi kendi camiamızda düzeltmeye muktediriz. Yeter ki isteyelim. Sizden talebim bilmeniz, yapılanı görmeniz, yapılanı görüp yapılmayanı tespit etmeniz ve yapılmayanı barolarınızdan ve Türkiye Barolar Birliği'nden bilerek talep etmeniz. Çünkü Allah bir iktidara muhalefetin de akıllısını versin. Bir iktidarı, bir yöneticiyi başarılı kılan akıllı muhalefettir. Muhalefet akılsızsa, muhalefet popülist ve sığsa, yöneticiler de daha fazla hizmet etmeye zorlanırlar. Siz hizmet almaya hak sahibi olanlar, barolardan ve Türkiye Barolar Birliği'nden talep ediniz. Ama bu talebiniz, istirham ediyorum, zaten talep etmeden de takip edilmesi zorunlu olan ama Maliye Bakanlığı'nın elinde olan CMK ücretlerinin asgari tarifeye eşitlenmesiyle sınırlı olmasın. Çok daha başka bir şey talep edin. Oradaki zirveye tırmanmak istiyoruz. Bize yolu göster. İşte bunu talep edin. Çünkü tırmanabileceğiniz zirveler sizi bekliyor. Ama size yol göstermemişler. Size o zirve sana ait değil demişler. Biz 2019'u gençlik yılı, genç avukatlara zirveye tırmanma yılı olarak ilan ediyoruz. O zirveye tırmanacaksınız. Oradan öbür zirveye çıkacaksınız. Oradan öbürüne ve talep edeceksiniz. Sığ siyasete dur diyeceksiniz. Boş konuşmaya dur diyeceksiniz. Ve iş isteyeceksiniz. Kanuna göre hükümetin yapacağı, yasamanın yapacağı,
Bunu bilmek lazım. Kanuna göre baronuzun yapacağı, Türkiye Barolar Birliği'nin hemen şimdi yapabileceği, bunu da bilmek lazım. Seçimlerde hepimiz cumhurbaşkanı oluyoruz. Meclis çoğunluğu oluyoruz. Adalet Bakanı oluyoruz. Kuvvetleri şahsımızda birleştirip seçim beyannamesi yazıyoruz. Akşamüstü yeşil pasaport. Öğleden sonra asgari tarifenin arttırımı. Sabaha CMK. Hepsi bitti. Neyi yapabiliriz, neyin yapılmasını etkili iletişimle talep edebiliriz. Biz düşündük. Bir yandan çok etkili bir iletişimle hukuk fakültelerini bitirirken bir devlet yeterlik sınavı istiyoruz dedik. Bu konuda son yıllarda gelmiş geçmiş en başarılı Adalet Bakanı olduğunu her yerde gururla söylediğim Sayın Abdülhamit Gül'le tam bir mutabakat içinde yürümeye başladık. Bu gururumun sebebi Sayın Bakan'ın avukatlıktan geliyor olması. Bir yerde doğru bir iş varsa doğru diyeceksiniz. Yanlışsa yanlış diyeceksiniz. Biz siyasi parti siyaseti yapmıyoruz. Şu halde Sayın Bakan eğer benim için önce gelen avukatlıktır diyorsa ben sadece kendisini kim bozulursa bozulsun alkışlarım. Teşekkür ederim. Doğru yapılana, iyi yapılana teşekkür etmeyi erdem bilirim. Bu teşekkürden gocunanı da açıkçası onu yadırgarım. Ona sen sığsın derim, sığ. Amacın barona ve meslektaşlarına hizmet etmek değil, amacın bağcı dövmek. Biz bağcı döverek üzümü yemeyiz. Doğruya doğru diyeceğiz. Elbette Cumhurbaşkanlığıyla çalışacağız. Elbette Adalet Bakanlığıyla çalışacağız. Elbette Yargıtay'la, Danıştay'la çalışacağız. Türkiye Barolar Birliği ve barolar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde yer alan kurumlardır. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayrıdır, siyasi partiler ayrıdır. Bunu bilmeyenlere de öğretiriz hep birlikte. Devlet ayrıdır, partiler ayrıdır, hükümet ayrıdır. Seçimde herkes ne yaparsa yapar. Ama iş yapıyoruz burada. Devlet yeterlik sınavını kanun değiştirerek el birliğiyle çıkartmak zorundayız. El birliğiyle, muhalefetsiz, oy birliğiyle. Böylece artık yaşam alanı tamamen tükenmekte olan mesleğimize bir nefes aldırır hale geleceğiz. Bunun en kısa zamanda olması lazım. Herkes eğer varsa kelebek kanatlarını sandığa saklasın. Romantik olmanın zamanı değil. Bu sınav daha iyi bir yöntem bulununcaya kadar ki bilinen yok mutlaka çıkarılmak zorundadır. Çünkü bu meslek başka türlü kurtulamaz. İlk adım budur. Fakat sınav çıktı, her şey düzeldi mi? Hayır. Düzelmeyecek sınavla birlikte. Sadece nefes alacak bir oksijenli hava sahasına kavuşacağız. Ama yetecek mi? Yetmeyecek. Bilgi edinmek zorundayız. Güç kazanmak zorundayız. Peki nasıl? Bize kapatılmış olan alanlara girerek değerli dostlarım. İşte bu toplantı onun toplantısıdır. Siz bugün alanları öğreneceksiniz. Sonra da baronuza dönüp hem baronuzdan hem Türkiye Barolar Birliği'nden ben bu alanda çalışmak istiyorum. Benim önümü aç, rehberlik et, yol göster. Ben bunun için buradayım diyeceksiniz.
Yani talebinizi CMK tarifesi artsın, bana 300 lira tapudan işlem başına para verilsin de sınırlamayacaksınız. Bana diyeceksiniz ki İstak tahkiminde avukatlık öğretin. Milli tahkimimizde. İstak tahkiminde bana avukatlık öğretin ki Türkiye'nin şirketleri Dubai'ye gitmesin. Türkiye'nin şirketi Dubai tahkime giderken sizinden gitmiyor çünkü. Ankara İstanbul'daki 40-50-60 bürodan birkaç bu işi bilen, bildiği söylenen avukatla gidiyor. Siz şirket avukatı olarak icra işiyle yetinmek zorunda kalıyorsunuz. Size layık görülen icra. İstak tahkiminde avukatlık yap denilen siz yapamazsınız onu. Bunu anlatalım, bunu gençlere öğretelim dendiğinde kıyameti koparıyorlar. Neymiş? Neymiş? Tahkim milli yargıya alternatifmiş. İstak tahkimini yazmadığınız sözleşmeye Dubai tahkimi yazılır. Hiç kimse onu görmezden gelmez. Londra tahkimi yazılır. Londra'ya gitmekte sakınca yoktur. Çünkü Londra'ya o pek bilgili arkadaşlarla gidilir. Ama Eskişehir'in, Kayseri'nin, Ankara'nın, İstanbul'un genç ama İstak'ın ne olduğunu bugüne kadar öğrenmemiş avukatları icra dairesine gönderilir. O millidir çünkü. O ona yakışır. Öfkeli miyim? Evet, öfkeliyim. Bu sığlığa öfkeliyim. Ve sizin bunu kırmanızı istiyorum. Bu toplantı onun toplantısıdır. Boş konuşanlara, iş yapmayanlara iş istiyoruz toplantısıdır. Sizden bu konuda talimat bekliyoruz. Bunu istiyorum. Talimat bekliyoruz sizden. Bu konuda çalış. Sizin rekabet kurulu önünde avukatlık yapmayı öğrenmeniz lazım. Ama niye öğrenmezsiniz? Çünkü rekabet kurulu önünde avukatlık adı rekabet kurulu olduğu için size kapalıdır. Size kurdurulan hayal tapuda 250 liraya işlem yapma hayalidir. Avukatlık kanunu değişsin. Ama idare hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve ticaret hukukunun mükemmel bir kombinasyonu olan rekabet kurulu önünde avukatlık size kapalı olmalıdır. Çünkü size açılırsa tekeller kırılır. Hayır, kıracağız o tekeli. Sizinle kıracağız. Sermaye piyasası kurulu önünde ya sizin ne işiniz var orada? CMK işi varken sermaye piyasası önünde genç avukatların ne işi varmış? Hayır, öğreneceksiniz. Asliye ticarette dava almayı bilen rekabette de yapar, SPK'da da yapar. Makus talihinizi kendiniz yeneceksiniz. Yırtıp atacaksınız. Başlarına geçireceksiniz. Size sadece belli alanları bırakanlar. Ve bizden de bu taleplerde bulun. Uluslararası meslek örgütlerine bizi yol gösterin, üye yapın diyeceksiniz. Yol gösterin. Kendi içinizde bir seçim yapın, bir şey yapın. Evet, futbol turnuvası düzenliyorsunuz barolarda. Yüz binlerce lira para akıtıyorsunuz futbol turnuvalarına. Helali hoş olsun, eyvallah. Ama o yüz bin lirayı acaba 20 tane genci Uluslararası Barolar Birliği toplantısına göndermek için bir sınavla eleme yaparak belirlese baromuz, 50-60 kişinin top peşinde koşmasından daha hayırlı olmaz mı? Soruyorum size, daha hayırlı olmaz mı? Kızacak şimdi bana futbol takımları. Varsın kızsın. Tabii, çünkü futbol takımı örgütlü güç.
Futbol takımı tabii kazanılırsa seçimlerde topluca oy verirler. Hayır, siz topluca bana Uluslararası Barolar Birliği'nin yolunu açmayana topluca oy vermiyorum diyeceksiniz. Gençler. Eğitim için para isteyeceksiniz. Baronun kaynakları eğitime yatsın diye talep edeceksiniz. Nijerya'dan Sydney'deki Uluslararası Barolar Birliği toplantısına 28 saat uçuşla 400 Nijeryalı avukat geliyor. Türkiye'den 12 kişi geliyor. Utanç vericidir. Utanç vericidir. Ondan sonra Nijerya diye küçümseyeceksiniz ha? Nijerya 10 sene sonra Türkiye'ye şöyle bakacak tepeden. Neden? Çünkü avukatlarını uluslararası hukukta eğitiyor. Roma'ya 400 kişi katıldılar. Bizden 30 kişi vardı. Yapamaz mısınız? Yaparsınız. Ama size dil öğrenin diyoruz. Dil öğrenmenin imkanlarını sağlamıyoruz. Size dil öğrenin diyoruz. Niye dil öğreneceğinizi anlatmıyoruz. Sultanahmet'te turist gezdirmek için dil öğrenecek değilsiniz. Siz Uluslararası Barolar Birliği Network'ünde yabancı bir firmanın Türkiye'deki işini almak için dil öğreneceksiniz. Ha ben alamam. Lisans düzeyinde bilgiyle 50 bin dolar mütalaa ücretiyle iş çünkü çok lüks halıya sahip, mermerleri birinci sınıf olan ama bilgisi lisans düzeyinde olan bürolara ait. Yabancı Türkiye'de sizden ne mütalaa isteyecek ki? Ticaret hukukunun 3., 4. senesi seviyesinde mütalaa isteyecek. Hayır, size kapalı o alan. Siz icraya. Hayalinizde tapu işlemlerini avukatlar yapsın. Öyle mi? Hayır, bu alanlar bize açılacak. Bunu talep etmenizi istiyorum. Bu toplantı bir devrimin kıvılcımının sizin tarafınızdan ateşlenmesi toplantısıdır. Efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu salonda daha önce de stajyer avukatlarla gerekli görüşmeleri yapıyorduk. Ama görüyorum ki burası bugün gerçekten çok dinamik. Türkiye'den muhtelif barolarımızdan gelen genç meslektaşlarımız var. Hepsi gözlerinden şimşek çakıyor. Ben son derece umutlandım. Stajda da konuşmalar yapıyorum. O arkadaşlarımızla gerekli olan mesleksel konuları değerlendiriyoruz ama burası biraz daha gençlerin yoğunlaştığı bir yer. Gururlandım. İstikbale yönelik olarak umutlarımı biraz daha yeşerttim. Sizleri kutluyorum. Tekrar burada olmaktan dolayı ben mutluyum. Sanıyorum ki bu toplantının sonunda herkes buradan mutlu ayrılacaktır. Bugün zannediyorum masalar halinde değişik çalışmalar yapacağız. Ancak Türkiye Barolar Birliği olarak bizler eğitim merkezi olarak çalışmalarımı şöyle kısaca size aktarmak isterim. Çünkü inanıyorum ki o çalışmalara bundan sonra sizler de katılacaksınız. Türkiye Barolar Birliği öncelikle staj eğitimi konusunda Türkiye'nin muhtelif barolarından stajyerleri buraya 7 gün süreli bir sıkıştırılmış eğitime davet ediyor. Bu 7 gün süre içinde eğitim konusunda biraz eksik kalan barolarımızın stajyerlerini burada stajla ilgili olarak gerekli bilgilendirmeleri sağlamaya çalışıyoruz. Buradan ayrılan arkadaşlarımızın düşüncelerinin çok değişik şekilde buradan ayrıldıklarını ve avukatlık mesleğine daha çok yaklaştıklarını görmekten mutluyum. Ancak bir şeyi ifade etmek istiyorum. Artık öylesine yoğunlaştık ki sayılarımız şu anda 120 bin sayısıyla avukat sayımız mevcut. 80 bin öğrencimiz üniversitelerde, hukuk fakültelerinde kayıtlı ve 20 bine yakın stajyer arkadaşımız da staj yapıyor. Sanıyorum ki 4 sene sonra 200 bin civarında bir sayıya ulaşacağız. O nedenle vasatın üzerinde olmak zorundayız. Kendimizi yetiştirmek zorundayız. Biz vasatın çok daha üzerinde özelliklere sahip olacağız ki hem bu mesleği hem kendimizi garanti etmek altına
garanti etmek durumunda olmalıyız. Niçin vasatın üzerinde olmalıyız? Bir lisan biliyorsak iki tane. Eğer bir meslekte uzmanlaşmışsak bir alanda iki tane alanı onun yanına katmak zorundayız. Ve kendimize bir yerde yer etmek zorundayız. Zannediyorum ki bugün de buna yakın bir değerlendirmeyle bu masa düzeni çalışmaları söz konusu olmuş. Gençlik merkezimiz gerçekten çok dolu dolu bir çalışma yaptı. Çalışmalarına yakinen şahidim. Emekleri çok. Ben onları öncelikle huzurunuzda kutlamak istiyorum. Gerçekten emek verdiler. Böyle bir güzide topluluğu bugün burada hazır etme durumuna geldiler. Ben kendilerini bir kez daha kutlamak istiyorum. Ve özellikle de meslek içi eğitimi sizlere anlatmak istiyorum. Türkiye'nin muhtelif barolarından gelen talepleri Barolar Birliği Eğitim Merkezi olarak karşılıyoruz. Ve Türkiye'nin en az 7 yahut da 8 barosunda her hafta meslek içi eğitim konusunda spesifik bir konuda eğitim vermeye çalışıyoruz. Sanıyorum ki meslektaşlarımız buna son derece ilgi gösteriyorlar ve gerekli olan bilgilenmeleri de kendileri alıyorlar. Barolar Birliği'nin bir başka eğitim olayı sertifikalı eğitimler. Bu bilirkişilik eğitimi, uzlaşmacı eğitimi, arabuluculuk eğitimi. Son zamanlarda biliyorsunuz bazı konularda özellikle zorunlu olan eğitimler bunlar. Son dönemde de ticaret hukukunda böyle bir eğitim olayımız söz konusu oldu. Zorunlu arabuluculuk söz konusu olunca ticaret hukuku da bu safhanın içine dahil olmuş oldu. Diğer yandan son dönemde güncel olabilen bir konuda da Ankara'da özel eğitimler yapıyoruz. Mesela yakında zannediyorum ki Kongortota konusunda bir özel eğitimi de başlatacağız. Meslektaşlarımız bundan yeterli şekilde faydalanacaklar. Barolar Birliği tarihinde belki bu kadar yoğun bir eğitim olayına eğildi. Sayın Başkanımızın da özellikle bu konudaki emeklerini göz ardı etmemek lazım. En çok önem verdiği gençler ve eğitim. Ben de kendilerine de huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve bu çalışmanın başarılı olmasını diliyorum. Hepinizi son kez saygıyla selamlıyorum.